Her şey modadan herkese merhabalar. Bugün sizlere neler neler yapacağım bakalım diye başlıyorum. Şimdi elimde ilk başta bir tane elbise var. Gerçekten bu elbiseyi aldığımdan beri böyle bir koto elbise. Hiç giymedim. Hatta etiketini biraz önce çıkardım. Neden giyemedim? Çünkü orasında burasında böyle olmadık yerlerinde yırtıklar vardı. Çok da uygun görmedim. O yüzden bugün bu elbiseden yeni bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım? Mesela bir crop top ve bir etek yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vuracağız. Şimdi şurada böyle şu kısımlarda böyle bir işaret koydum. Dikkatlice oradan keseceğim. Tabi bu arada ihtiyacımız olan şeyler tabii ki bir makas ve eteğin beli için bir lastik ve crop top için. Crop top sadece dursun istemedim ve crop top'un şu kısmına böyle bir püsküller ekleyeceğim için bunları dikeceğim. Hemen şimdi keserek başlamak istiyorum. Bu makas sesine bayılıyorum. Şöyle bir crop top oldu şimdi. Şimdi ya bu crop top aslında bir sürü şey yapabilirsiniz. Tamam, ben şimdi üstlerine bu püskülleri yapacağım ama atıyorum siz bunun uçlarını böyle bir iğne yardımıyla belki size bir örnek olsun diye hemen gösterebilirim. Hiçbir şey kullanmadan veya bir şey eklemeden sade kalsın istiyorsanız iğne yardımıyla şu şekilde uçlarını tiftikleyerek böyle bir püskül etkisi veya bir kullanılmış etkisi yaratabilirsiniz. Bu bittiği zaman böyle çok güzel duruyor. Ama ben bunları uçlarına ekleyeceğim. Çünkü zaten püsküller çok fazla moda. Hazır modayken kullanalım. Ben şimdi bu püskülü dikmeye başlayacağım. Dilerseniz sadece ön tarafını dikebilirsiniz. İsterseniz arka tarafına birlikte komple bunu dikebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Çok kolay. Azıcık eliniz dikiş, iğne tutuyorsa gerçekten kolay. Ve tada! Çok güzel oldu bence. Sonuçta bir elbiseden ve kullanmadığınız bir elbiseden böyle bir crop top yaratmak gayet güzel bir fikir. Hatta benim böyle püsküllü böyle çantam var. Onu da kombinleyebilirim. Şimdi sıra asıl önemli olay. Bu biraz daha kolaydı tabii. Şimdi eteğe geçelim. Lastiğimiz hazır. Şimdi bu lastiği buraya getireceğim için buna uygun bir pay bırakacağım. Yani şu şekilde ben bunu bu kadarlık yeri olacak şekilde tamamıyla etrafından geçireceğim. Tabii şu an geçirmeyeceğim bunu. Daha sonra ucuna çengelli iğne yapıp takacağız. İlk başta burayı ölçüsünü aldıktan sonra bunları daha kolay olmasını istediğim için dikişte uğraşmayacağım ve kumaş yapışkanını alıyorsunuz. Kumaş yapışkanını yapıştırıyorsunuz. Hadi bakalım. Tekrar çevirdim, bakıyorum. Şu şekilde bir pay yapabilirsiniz. Neredeyse işte 3 parmak diyelim. Tamamıyla sakın yapıştırmayın. Yoksa bu sefer lastiği geçiremeyiz arkadaşlar. Belki hani daha sağlam olsun diye şu kalın kısımlarını bir iğne ve şu şekilde tutturabiliriz. Zaten görünmeyeceği için 2-3 kez böyle iğneyle diksek yeterli sağlamlaştırmak açısından. Sadece istediğim gibi şu kalın kısımlarına yapıştırma işlemimiz bitti. Hemen tersine çeviriyorum. Yani daha doğrusu düzüne çeviriyorum. Şimdi iyice şu kısımda şu ellerine son bir kez bastırıyorum. Çünkü iyice yapışsın istiyorum. Ve lastiğimizi zaten kesmiştik. Ucuna kendisi bir anneanne yöntemidir. Şöyle bir çengelliğine geçirdik.
Ve şu kısımda zaten bir boşluk kalmıştı. Tamamıyla kapatmadık. Buradan lastiğimizi bu şekilde geçiriyoruz. Şahsen ben bunu şimdi Alaçatı'da giyeceğim. Moda bazen kendini gerçekten tekrar ediyor. Bu nedenle böyle evde bir şeyler yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü al 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 nereye kadar? Anneannem hep öyle. Kızım al al nereye kadar? Dünyaları alsan bitmez derdi. Doğru söylüyor. Eski topraklar biliyor bu işi. Gördüğünüz gibi biz üşüyor. Ve lastik işlemi gerçekleşti. Şimdi bu iki lastiği uçlarını birbirine dikeceğim sağlam olsun diye. Daha sonra eteğimiz hazır. Aslında kalan şu püskül parçalarından eteğin uçlarına değil de şuradaki yırtık biraz daha yüksekte bir yer var. Açık yerine de belki ekleyebiliriz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Ya da sadece çok püskül püskül olmasın derseniz sadece crop topunda kullanabilirsiniz. Ama eteği ayrıca kullanmak isterseniz, atıyorum bir beyaz bir tişört de kullanmak isterseniz püsküllerse orada bir hareketlilik verecektir. Tamam, şurada biraz önce bir kısmı açmıştım isterseniz. Tamam. Eteğimiz de hazır ve çok güzel bir takım oldu. Ben şimdi hemen deneyip geliyorum. Ve crop top ve eteğimle hazırım. Bu şekilde nereye gidebilirim? Mesela alışverişe gidebilirim. Çünkü etek ve bluz olduğu için çok fazla çok rahat olacağım ve kıyafet denediğim zaman üzerimi rahatça çıkartabilirim. Harika oldu. Ben açıkçası çok beğendim. Bununla ilgili bir look da çekeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.